hızlı turumuza Ankara Gücü'yle başlayalım. Transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Ankara Gücü geçtiğimiz sezon takımda yer alan oyuncularla tekrar anlaşmaya çalışıyor. Aykan Atik yönetiminde kendi tesislerinde basına kapalı olarak çalışan Sarı Lacivertlerin kamp programı ise henüz açıklanmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde Ankara Gücü'yle ilgili size güzel haberler verebilmek dileğiyle şimdi kaleci Altay'a geçelim. Ankara Gücü'nün altyapıdan yetiştirdiği en önemli değerlerden Altay, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kulübümüze saha içi ve saha dışında büyük katkıları bulunan evladımız Altay Bayındır'a kattığı değer için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Biz de Altay'a yeni kulübünde başarılar diliyoruz ve hızlı turumuza Gençler Birliği ile devam ediyoruz. Gençler Birliği yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Mustafa Kaplan yönetiminde geçtiğimiz günlerde güç depolayan Alkaralar dün de testten geçti. Laktak testiyle sezon başında oyuncuların durumunu görmek isteyen Kaplan'ın takıma bugün kondisyon ve güç antrenmanları yaptıracağı öğrenildi. Takım Erzurum'da yeni sezonu hazırlanırken Beştepe'de de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik heyetin istediği futbolcularla görüşen Gençler Birliği yönetiminin önümüzdeki günlerde 3 veya 4 futbolcuyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Gençler Birliği'nde gelen futbolcuların yanında giden futbolcular da var. Takımla yolları ayrılan Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz Giresunspor'la anlaştı. Kulüp sosyal medya hesaplarından 2 oyuncuyla yollarını ayırdığını belirtti ve yeni kariyerlerinde başarılar diledi. Birinci lig takımlarımıza da hızlı bir tur atalım. Osmanlıspor'da yaprak kımıldamıyor. Para muslukları kesilen Osmanlıspor'da geçen sezon kadroda yer alan birçok futbolcu veda mesajları yayınlamayı sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü ile de yolları ayırmayı beceremeyen Osmanlıspor'da yeni sezon çalışmaları için yetkili bir abi bulunmadığı da söyleniyor. Bu sezon 1. Lig'e yükselen Keçiören Gücü'nde ise hummalı bir çalışma var. Aktepe Stadı'nı 1. Lig standartlarına getirmeye çalışan Keçiören Gücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, yerli oyuncuların yersiz pahalı olmasından dolayı yabancı oyuncu transferi yapmama kararından vazgeçebileceğini açıkladı. Bunu yapmak istemediğini, ancak şartların kulübü buna zorladığını söyleyen Tahiroğlu, 50-60 bin euroya iyi yabancı bulursak alabiliriz dedi. Şimdi de sırada Hacettepe var. Hacettepe'de bugün yapılması beklenen genel kurul ileri bir tarihe ertelendi. Mor menekşelerde yeni yönetimin belirlenmesi başka bahara kaldı. Yeni bir yapılanmayla yoluna devam etmek isteyen Hacettepe'de yönetim kurulu oluşturmada sorunlar yaşanıyor. Arif Ölmez'in başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından satılacak dedikoduları çıkan kulüpte başkanın kim olacağı ve yönetimin kimlerden oluşacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Şimdi de meraklıları için Dart'a geçelim. Ankara uluslararası bir turnuvaya daha ev sahipliği yapıyor. Dünya Dart Federasyonu tarafından Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Dart Şampiyonası Ankara'da başladı. Cumartesi gününe kadar sürecek şampiyonada 13 ülkeden erkek, 10 ülkeden kadın sporcuların katılımıyla toplam 72 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Ülkemizden 4 erkek ve 2 kadın sporcunun da yarıştığı turnuva Hilton Garden Otel'de gerçekleşiyor. Ares Servis sponsorluğunda hazırladığımız hızlı turumuzun sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle.